Sevgili seyirciler, bugün burada Kafet Başkanı Ümit Dinçer de buradaydı. Sevgili başkanım, neler söyleyeceksiniz? İstanbul burada, Türkiye'deki dernek başkanları bugün burada, sizler de buradasınız. Kafet burada ve bir deprem yaşadık. Bu deprem için neler söyleyeceksiniz? Tabii ki öncelikle yitirdiklerimize Allah'tan rahmet dilemekle başlamak istiyorum. Kalanlara, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Tabii bu çok kolay atlatılabilecek bir yıkım, kolay atlatılabilecek bir felaket değil. Çok büyük yıkımlar oldu. İşte şu anda burada gördüklerinizin hepsi bu yıkımdan halkımızı, toplumu, sadece kendi halkımızı değil tabii ki insanları nasıl çıkarabiliriz onunla ilgili çalışıyorlar. Depremin olduğu ilk günden beri toplum ciddi manada buna bir enerji sarf etti, ciddi manada bir ilgi gösterdi. Ve buna yönelik de atılan adımların yerine ulaştığını görmek mutluluk verici tabii. Ama işimizin bitmediğini söyleyebilirim rahatlıkla. İşimiz asıl biraz da bundan sonra başlıyor. Bundan sonra toplumun rehabilitasyonu, köylerimizin rehabilitasyonu, köylerimizin yeniden abad edilmesi. Önümüzde çok fazla sorun var. Şu anda şehirlerde yaşayan ve bu şehirlerde birilerinin yanında misafir olarak kalan ya da kısıtlı imkanlarla oralarda barındırdığımız insanlar var. Bunlara daha kabul edilebilir, daha sürdürülebilir bir barınma çözümü getirmek ve geliştirmek zorundayız. Şu anda onlara çalışıyoruz. Burada da bu akşam sağ olsunlar Kafkas Vakfı ve Şamil Vakfı böyle bir çağrı ile bizi bir araya getirdiler. Ben her iki kuruma da çok teşekkür ediyorum. Katılanlara da teşekkür ediyorum. Bundan sonra ancak hep birlikte olursak bu yaraları sarabiliriz. Bugün bir takım verimsiz tartışmaların içinde olma günü değil. Başımıza gelebilecek bundan daha büyük bir felaket yok. Bu kadar büyük yıkımla sonuçlanabilecek başka şeylerle sınanmış olsaydık belki orada da bu şekilde bir birlikteliği sergileyecektik. Dolayısıyla bugün ben toplumun bütün kesimlerinin, bütün kurumların, bütün federasyonların, derneklerin, müstakil grupların bu depremin yaralarını nasıl sararız noktasında aynı istikamete bakmalarının elzem olduğunu düşünüyorum. Çözümlerimiz farklı olabilir ama nihayetinde Göksun'daki, Hatay'daki, Gaziantep'teki, Reyhanlı'daki, Afşin'deki köylerimizin yeniden ayağa kaldırılması ve insanlarımıza yeniden eski günlerine döndürmemiz gerekiyor. Sevgili seyirciler, derneklerime, federasyonlarıma baktığımız zaman en büyük federasyon Kafet. O yüzden herkesin Kafet'e bakış açısı biraz daha farklı. Sevgili başkanım, o zaman yükünüz biraz daha ağır olmuş oluyor. Biz bu ağırlığın farkındayız ve depremin ilk gününden itibaren herkesle koşulsuz, şartsız bir birlikteliğe, birlikte hareket etmeye ve çalışmaya açık olduğumuzu beyan ettik. Bununla ilgili hala bulunduğumuz noktadayız. Az evvel de söylediğim gibi gün, problemi halletme günü, konuşacağımız, tartışacağımız, birlikte çözüme kavuşturacağımız başka sorunlar başka zamanların konusu. Sevgili başkanım, bir de baktığımız zaman farklı dernekler aynı tıra eşyalarını yüklediler. Doğrusu bu ama. Yani şimdi böyle bir durumda sizin tırınızı, bizim eşyamızı sizin tırınızı almayız diyebilir miyiz? Asla bir aklımızın ucundan bile geçmiyor. Yani herkes bir oldu. Bu da ilerisi için herhalde bir adım oldu. Bir de sivil toplum örgütlerinin ne kadar gerekli olduğu ortaya çıkmış oldu. Evet, kesinlikle öyle oldu. Örgütlü toplum olmanın kazandırdığı bir takım konforu tırnak içinde söylüyorum yaşamış olduk. Bu manada bütün kurumlara, örgütlü kurumlara, bu işle ilgili en ufak bir katkı sağlayandan en büyük katkı sağlayanına kadar herkes, isim isim zikretmek mümkün değil tabii ki, herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Biraz Rio'da sevgili başkanım, dışarıda kalan Çerkezlere ne diyeceksiniz? Derneklere hiç girmemiş, derneklerden küsmüş olan Çerkez arkadaşlarımız var. Bunlar için neler diyeceksiniz? Ya tabii bununla ilgili şu anda çok bir şey söylemek mümkün değil ama şunu gösterdi ben onu inanıyorum. Dernek dediğimiz şeylerin sadece işte eğlence, kakara kikiri olmadığını, örgütlü toplum olmanın aslında bu yoldan geçtiğini, sivil toplumdan geçtiğini aslında sadece biz görmedik. Bütün toplum gördü. Bakın Kafet değişik mecralarda deprem nedeniyle yapabildikleriyle devlet nezdinde de örnek gösterilmeye başlandı. Bunu bir övünç payesi olarak söylemiyorum, tespit olarak söylüyorum. Biz örgütlü olmasaydık o bölgeye ertesi gün yardım götüremezdik. Mümkün değildi yani.
Dolayısıyla bu mesele sadece gençlerin oyun oynadığı bir alan değil. Öyle bakmamamız lazım. Burası toplumun şey olduğu, nedir onun adı? Kendini ifade ettiği, toplumun kendini çalışma imkanlarını harekete geçirdiği bir alan olarak değerlendirilmeli. Dolayısıyla bizim meselemiz büyük ölçüde örgütlü bir toplum yaratmakla ilgilidir. Evet sevgili seyirciler, iftar vakti geldi. Sevgili başkanım, Ümit Başkan'a çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım, iyi ki varsınız, iyi ki depreme el uzattınız. Sağ olun. Görüşürüz.